çok değerli arkadaşlarım. Bugün burada sizinle yapacağım sohbet toplantısının konusunu ben de internette gördüm önce. Ve konu olarak Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte karşı karşıya geldiği terörleri ve ülkemizin hangi noktaya doğru sürüklendiği hususu vurgulanmıştı. Ben de esasen sizlerle bunları konuşacağım. Bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak ben size söylemesem de ülkemizin hızlı bir şekilde bir girdabın içerisine çekildiğini ve dibe doğru gittiğini sizler görüyorsunuz. 15 Temmuz bir dip değildi. 15 Temmuz sadece Türkiye bir dip noktasına doğru çekilirken bir ara istasyonu. Türkiye'yi, Türk Devleti'ni 15 Temmuz'da 2002 Kasım'ında iktidara gelen AKP ve AKP'nin temsil ettiği zihniyet. AKP Türk Devleti'ni çürüttü. Türk Devleti'nin taşıyıcı kolonlarını 2002 yılından bu yana sistemli bir çalışmayla kırdı ve 15 Temmuz'da Türk Devleti'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın bir terör örgütünün eline ve bir casusluk örgütünün eline geçmesini sağlayan ortamı oluşturdu. Peki şimdi bu AKP sizce bu zihniyet Türkiye'yi içerisine sokmuş olduğu bu ağır krizden, travmadan çıkartabilecek bir duruşu ve zihniyet dönüşümünü temsil edebilir mi? Hayır. Ege'de Yunanlılara 17 ada ve bir kayalığımızı 2004-2008 arasında teslim eden Süleyman Şah'ın mezarını, türbesini kaçıran, yerini değiştiren bir zihniyetin bugün Lozan'dan memnun olmadığını, Lozan'ın yanlış olduğunu söylediğini görüyoruz. Lozan'da bizi kandırmışlar. Bunu söyleyen adam bir terör örgütü tarafından kandırıldığı için Allah beni affetsin yani. Peki o zaman asıl meselemiz Türkiye'nin AKP ve AKP'nin ürettiği yanlış dinamikler neticesinde nereye sürüklendiği değil. Bu konuda birbirimize fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Benim söylediklerimin hepsini siz zaten biliyorsunuz. Esas benim merak ettiğim husus Türkiye bir dibe vuracak ama vurduğu zaman biz Türk milliyetçileri ne yapacağız? Türkiye'nin dibe vuracağını biliyoruz da 17 yaşında cevabını bildiğimiz sorulara
55-60 yaş arasına geldiğimizde aynı cevabı verebilir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Peki, biz kimiz? Yani biz ülkücüler, Türk milliyetçileri kimiz ve tarih içindeki yerimiz ne? Tarih içindeki işlemimiz bitti mi? Biz artık muharip gaziler miyiz? Bizi birbirimize bağlayan gelecekle ilgili ülkülerimiz ve projelerimiz değil de geçmişte birlikte yaşamış olduğumuz ülkü ve silah arkadaşlığı. Bakın, burada birlikte olduğumuz derneğin adı Ahde Vefa. Geçmişteki bir yaşanmışlık değil. Bizi geçmişteki yaşanmışlık bir araya getiriyor. Oysa temsil ettiğimiz ideoloji Türk milliyetçiliğini, Türk milliyetçiliği, Türk milletini bağımsız ve Türk devletini güçlü, Türk milletini zengin ve dünya Türklüğünü bir arada yaşatma, bir bayrak altında yaşatma fikri. Ve bu fikri, yani Türk milliyetçiliğini diğer milliyetçilikler Fransız devriminden sonra ortaya çıkmışken neredeyse 20. yüzyılın ilk başı veya 19. yüzyılın ortalarında formüle edilmiş gibi Orhun abidelerinde görüyoruz. Sonra Orhun abidelerinde gördüğümüz bu milliyetçiliği 19. yüzyılın ortasında Gaspıralı Rus Çarlığı emperyalizmi altında yaşayan bir Türk bölgesi, bir Kırım Türkü aydını ideolojik anlamda formüle ediyor. Ve böylece Göktürk, biz Göktürk diyoruz, aslında Türk anıtları, çünkü devletin adı Göktürk Devleti değil, devletin adı Türk Kağanlığı, resmi adı Türk Kağanlığı, Orhun abideleri 19. yüzyılda tekrar ifade ediyor. Sonra bu formülasyonun 20. yüzyılın başında Ziya Gökalp tarafından, Yusuf Akçura tarafından tekrar şekillendirildiğini ve yıkılmakta olan Osmanlı Türk Devleti'nin yıkılmasını engellemek için Türk milliyetçiliğinin İttihat ve Terakki Partisi'nin ideolojisi olarak, fikriyatı olarak harekete geçtiğini görüyoruz. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. 1 Kasım 1911'de İtalyan ordusu Trablusgarp'ı işgale başlıyor. Devletin Trablusgarp'a yollayacağı ordusu yok, subayı yok. Hazırlıklı hiç değil. Bir avuç subay Türk milliyetçileri gönüllü olarak
Trablusgarp'a gitti. Şimdi bu subaylardan iki tanesi Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa daha sonra 1913'ten 1938'e kadar devletini yöneten isimler oldu. Trablusgarp'tan çıktı. Ve Enver Paşa Trablusgarp'a gitmeye başladığı gün bir Selanik'te bir günlük tutmaya başladı. 4 Eylül 1910 günlüğüne şöyle yazıyor. Medeni Avrupa'ya haksız barbarlar olmadığımızı ve itibar edilmeye hak ettiğimizi ispat edeceğiz. Şeref uğruna ya kazanacağız ya öleceğiz. Sonra İstanbul'a geçiyor. İstanbul'da padişahla görüşüyor. Padişah görüyor, görüşmüyor. Padişah görüyor. Hazırlıklarını bitiriyor. Alacaklarını alıyor. Ve akşam şöyle yazıyor. Trablusgarp, bahtsız devlet, şimdilik kaybedildi. Kim bilir belki de sonsuza dek. Peki niye oraya gidiyorum? Tüm İslam dünyasının bizden beklediği manevi bir görevi yerine getirmek uğruna. Şimdi bu satırlarda ülkücülüğü görüyoruz. Bu satırlarda Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin devleti kurtarmak uğruna umutsuzca bile olsa hayatlarına mal olacak da olsa bir mücadeleye gönüllü olarak atıldıklarını görüyoruz. Kafaları karışık. Bir taraftan Turan'ı, öbür taraftan İslam Birliği'ni kuralım diyorlar. Bir bölümü milli devleti kurmak tek çare diyor. Ama daha 1907'de milli devleti kurmak tek çare. Bu nüfusla bu imparatorluğu elimizde tutamayız diye bir yüzbaşıyken 1907'de arkadaşlarıyla sohbet eden Mustafa Kemal de Trablusgarp'ta devletin yıkılmaması adına gönüllü savaşmaya gidiyor. Ve İttihat Terakki'nin yapabildiği tek şey Birinci Dünya Savaşı öncesinde orduyu Balkan Savaşı'nda feci bir şekilde orduyu reorganize edip 4 sene savaşabilir hale getirmek oluyor. Büyük bir hizmet yapıyorlar, Ermeni tekçirini gerçekleştiriyorlar. Ermeni tekçirini gerçekleşmese İstiklal Harbi'ni vermemiz mümkün olmayacak. Ancak savaşı kazanmak mümkün değil ve savaşı kaybediyoruz. Savaş kaybediliyor fakat Türk milliyetçiliği yenilmiyor ve Türk milliyetçiliği yenilgiyi kabul etmiyor. Çünkü İttihat ve Terakki kadrolarının içinden Huayi Milliye kadroları çıkıyor. Yani Enver, Cemal ve Talat Paşa'lar gidiyorlar. İttihat ve Terakki'nin fikriyatıyla değil ama siyaset tarzıyla hiç uyuşmamış olan Mustafa Kemal İstiklal Harbi'ni öldürüyor. Ve Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçileri İstiklal Harbi'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkarttı. Türk milliyetçiliğinin en büyük şanssızlığı rahmetli Ziya Gökalp'in devletin kuruluşunun ilk aşamasında vefat etmesi. Bu Türk milleti için de büyük bir şanssızlık. Çünkü muhteşem bir kafa. Ziya Gökalp bizim bugün
Türkiye'nin ve Türk milliyetçilerinin tartışmış olduğu her meseleyi tartışmış olduğunu ve cevaplar vermiş olduğunu görüyoruz. Peki Atatürk döneminde Türk milliyetçiliğinin devlet içindeki konumu ne? Devlet Türk milliyetçiliğine dayanarak kuruluyor ve her Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşının görevi Türk milliyetçisi olmak. Bu bir hak değil. Bu bir tercih değil. Bu bir görev. Türk milliyetçisi olmak bir görev olarak değerlendirilir. Bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milliyetçileri için Türkiye Cumhuriyeti bir Türklük için bir ergenekon. Çünkü 1071 ile 1922 arasında Türk milleti İslam aleminin ve doğunun hem kılıcı hem de kalkanı olarak tek başına birleşik Haçlı medeniyetine karşı hiç durmaksızın 850 yıla varan bir savaş sürdürmüş. Ve bu savaş sonunda 1918'de bizim 10 milyon ama bizim gibi savaşı kaybeden Almanya'nın 380 milyon. Fransa'nın nüfusu 55 milyon. Yani Türk milleti fiziksel olarak da bu mücadeleden ağır bir imhayla çıkmış. Evet, yurtta sulh, cihanda sulh deniliyor. Çünkü fakir bir millet, bitap düşmüş bir millet, sanayi devriminin gerisinde kalmış bir millet, ilk defa yüzyıllar süren bir savaştan sonra barış dönemini kazanmış. Bu Lozan tartışmaları sırasında yeniden kitapları karıştırdım. İsmet Paşa Lozan Anlaşması'nı imzaladıktan sonra yanında sanıyorum Recep Peker var, dönüyor, Recep bir yüzyıl kazandı diyor. İlginç değil mi? Bir yüzyıl kazandı. Şimdi bizim o dönemin neslini Türk milliyetçileri dahi olsa anlamamız zor. Biz çünkü Cumhuriyet çocuklar olarak doğduk bölümünde. Onlar imparatorluk vatandaşı olarak doğdular ve bir imparatorluğun yıkılmaması için hayatlarının büyük bir bölümünü verdiler ve büyük bir bölümü hayatlarının küçük bir bölümünde Cumhuriyet vatandaşı oldu ve Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı ama yeni kurulan Cumhuriyet'in kodlarında Türk birlikçilik hala gizli. Çünkü hepsi imparatorluk subayı oldukları için ve ordunun Bakü'ye girdiğini gördükleri için. Bizim için bir fantezi ordunun Bakü'ye girmesi. Ama onların mensubu olduğu ordu Bakü'ye girmiş. 1918'de. Zihinlerinde büyümeye elverişli bir zemin oluşturuyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiyat Enstitüsü gibi kurumlar Türk birlikçiliğin temelini atıyor. Cumhuriyet'in ilk kurumlarından bir tanesi hangisi biliyor musunuz? Türkiyat Enstitüsü.
bir düşünce merkezi. Köprülüyü çağırıyor Mustafa Kemal Atatürk. Bugünün parasıyla çok büyük bir parayı veriyor ve dön İstanbul'da derhal Türkiye Teşkilatı çalışmalarını başlar. Yine parantez. Sonra kendisini milletvekili yapıyorlar. Milletvekili yapıyorlar Köprülüyü ama verdikleri görev Osmanlı tarihini yazmak. Meclise gelmesini istemiyorlar. Bir gün İnönü Köprülüyü mecliste görünce azarlıyor. Senin için Osmanlı tarihini yazmak, dön kütüphanene tarihi yazmaya devam et. Evet, yeni kurulan devletin imkan ve kabiliyetleri konusunda çok gerçekçi olduklarını görüyoruz. Çünkü çelik üretemiyoruz arkadaşlar. Çelik üretemiyoruz. Atatürk'ün ölüm döşeğinde sorduğu bir soru var. Yüksek izale fırını çalışmaya başladı. Karabük'teki demir çelik fabrikasını soruyor. Yüksek fırın çalışmaya başlarsa çelik üretmeye başlıyor. Çelik de savaşın temel maddesi. Atatürk'ün vefatından sonra da ilk dönemde devletin Türk milliyetçisi karakteri devam ediyor. Türk milliyetçisi karakteri de devam ediyor. Nitekim Saraçoğlu 5 Ağustos 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada başbakan olarak diyor ki biz Türk'üz, Türk'üyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar vicdan ve kültür meselesi. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikamette. Sanki CHP Başbakanı değil, Türkçüler Derneği Genel Sekreteri. Ve bu arada İkinci Dünya Savaşı çıkmış. İnönü ve Çakmak Almanlarla pazarlık yapıyorlar savaşa girmek için. İleri sürdükleri şart şu. Azerbaycan Federasyon olarak Türkiye'ye bağlanacak. Batı Türkistan Cumhuriyetleri ile de konfederal bir birlik kuracağız. Askeri istihbarattan Doktor Harun Yürüyor görüşüyor. Belki zaman kazanmaya çalışıyor. Belki hiç savaşa girmeyi istemiyor. Çünkü bu millet 850 sene süren savaştan sonra ilk kez bir barış dönemi yaşamış ve bu barış döneminde Ergenekon'da Türklerin kendilerini yeniledikleri gibi devlet, milletin yenilenmesi peşinde. Ve ...1943 Stalingrad olsaydı, Stalingrad'ın düşmesinden sonra harbin kaderi belirleniyor ve bu arada Türklerle Almanların yapmış olduğu görüşmeler Rus istihbaratıyla gelişiyor. Bunun üzerine İsmet İnönü Rusların bizden intikam alacağını düşünerek o günün Ergenekon mahkemesi olan Türkçü Turancı yargılamaları sürecini başlatıyor. 3 Mayıs'ta Ankara'da biliyorsunuz büyük bir yürüyüş var. Nihal Atsız'ın Ankara'ya gelmesi üzerine 10 bine yakın Öktürk milliyetçisi öğrenci Nihal Atsız'ı karşılıyor ve büyük bir yürüyüş düzenliyor. Polis bu yürüyüşü çok şiddetli bastırıyor. Milliyetçi gençler kıyasıya dövülüyorlar. Ve 19 Mayıs 1944'te Türk
Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada Türk milliyetçiliği devletin resmi ideolojisi olmaktan çıktı. İnönü diyor ki, şimdiye kadar Türk milliyetçiliği hepimiz için bir görev. Bundan sonra görev değil, haktır. 19 Mayıs 1944. Siyasal Türk milliyetçiliği, yani bir program olarak Türk milliyetçiliğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi ideolojisi olarak sona erdiği gündür arkadaşlar. Ve derhal Türk milliyetçiliğine karşı Türkçü, Turancı, ırkçı yargılamaları çerçevesinde bir kampanya başlatılıyor. Fakat Türkçü, Turancı dergilerin en büyük abonesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterine bütün Türkçü ve Turancı dergilere aboneliğin son verilmesine dair yazı gittiği zaman genel sekreter yazıyı yanlış gelmiş bu yazı diye genel geri çeviriyor. Evet. Ve 7 Eylül 1944'te Ölçü Turancılar hükümeti devirmek istiyorlardı diye rahmetli Atsız'ın başvurucusunun içinde bulunduğu grup yargılanmaya başlıyor. Amaç Stalin'e mesaj yollamak. Evet, biz Almanlarla bir pazarlık yaptık ama bak artık Turancı değiliz. Turancıları da yargılıyoruz. Tabii bu arada Türk milliyetçiliği kendisini devlet ideolojisi olmaktan çıkarılmış olmasına rağmen ayakta tutmaya ve üretmeye devam etti. Bunu hepinizin muhakkak okumuş olduğunu düşündüğüm Başbuğ 1944 olayları ve Türk Milliyetçiliği adlı kitabında gayet net bir şekilde görürsünüz. Tabii Türk milliyetçilerinin önemli bir bölümü de silahlı kuvvetler içerisinde ve silahlı kuvvetler içerisindeki Türk milliyetçileri ülkenin nasıl geri kalmış olduğunu ve bir büyük savaşta Türkiye'nin nasıl hızlı bir mağlubiyete uğrayacağını düşünerek aslında büyük bir paniği yaşıyor. Alman tank birlikleri Yıldırım Savaşları'nı 1941'de yapmışlar. 1950 senesinde Ankara'da harp okulunda hala 1925 model Ankara tipi at arabası nasıl kullanılır, nasıl tamir edilir, onu dersi veriyor. 1945'te Amerikalılar atom bombasını patlatmışlar. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri bu noktadan çağlar boyunca uzak. Ve Türk milliyetçileri demokrasiyi bu noktada Türkiye'nin kalkınması için yeni bir yöntem olarak büyük umutla karşılıyorlar. Ancak 1950 ve 60 arasında demokrasinin yanlış milletin gücünü yanlış kullandığını, heba ettiğini ve partiler arasındaki çatışmalara heba ettiği gibi bir düşünce doğuyor. Ve bu arada 27 Mayıs yaklaşırken
ordu içerisinde bir grubu Menderes'i devirip iktidarı CHP'ye teslim etme görüşünde olduğunu görüyorlar. Ve böylece siyasal Türk milliyetçiliğini savunan bir grup var. 27 Mayıs ihtilalinin içinde yer alıyor. Bu grubun lideri Albay Türkmüş. Kafasında bir program var. Bu Türkiye'nin hızlı kalkınması, sanayileşmesi programı. İlk günden itibaren ne yapacağını biliyor. Devlet planlama. Kimin? İstatistik kurumu. Kimin? Devlet istatistik. Devlet istatistik. Bunlar neyin altyapıları, düşünsel altyapıları? Hızlı sanayileşmenin. Düşünsel altyapıları. Batılılar bu gruba radikaller diyorlar. Batılılar birisine radikal dediler, biz sevmiyoruz. Tekrar ediyorum. Batılılar birisine radikal dedikleri zaman bunun Türkçesi seni sevmiyor. Ne güzel sevmesin. Ve 13 Kasım 1960'da bu grup tasfiye hedeflerine, hedefleri 10 senelik partiler üstlüğü ve hızlı kalkınma modeline dayanan bir yönetim. Demokratik mi? Hayır. Filan. Ve 1965 yılında, daha doğrusu 64'te sonunda 13 Kasım 1960'da Madanoğlu ve CHP darbesiyle yurt dışına sürülen 14'lerin 11 üyesi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne giriyor ve böylece 1944'te Türk siyasetinden tasfiye edilen siyasal Türk milliyetçiliği Türk siyasetine tekrar geri dön. Buna ülkücü hareket deniyor. 1965'te siyasal bir program olarak Türk milliyetçiliğinin dönmesiyle başlayan harekete ülkücü hareket. Biz bu hareketin mensuplarıyız. Ülkücü hareket daha hazırlanmaya vakit bekliyor. Bu amadan 1965 seçimlerine giriyor ama büyük umutlarla giriyorlar. İki blok var, CHP ve Adalet Partisi bu. Büyük gruplar. Ama o kadar büyük bir umut var ki Türkiye'de siyasi seçimlerde ilk kez uçak kullanan parti 65'te CKM'de. Ancak sonuç bir hayal kırıklığı oluyor. 2.6 milletvekili. En demokratik sistem, milli bakiye sistemi o olduğu için 13 milletvekiliyle parlamento giriyoruz. Şimdi bazen Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 69 olduğu söyleniyor. Doğru, partinin isim değiştirdiği tarih 69'dur. Ama ülkücü hareketin başlangıç tarihi 1965. Yani Başbuğ Türkeş'in CKMP'nin genel başkanı olduğu tarihten itibaren yaşadığımız süreçtir. CKMP programının başlığı güçlü ve müreffeh Türkiye için. Ülkücü program reaksiyonel bir program değil, aksiyonel, inşa edici bir program. Durdurmak, yıkmak, karşı olmak üzerine kurulmuş değil, aksine inşa etmek. Ülkücü hareketin büyük amacı güçlü Türkiye'yi inşa edecek kadroları hayata hazırlamak
ve demokratik yoldan iktidara geldik. Ve ülkücü hareket Türk toplumunun önüne olağanüstü büyük ekonomik projeler. Tarım kentleri %65-70'i köylerde yaşayan bir toplumu bir nesil içerisinde köylerden yeni bir sanayi toplumuna dönüştürecek şekilde şekillendirmeyi. Daha montaj araba yapılamayan bir dönemde Türk milliyetçileri Türkiye'nin önüne fabrika yapan fabrikalar kavramıyla çıkıyor. Ve özellikle üzerinde durdukları şey zengin millet güçlü devlet. Ülkücü hareketin programında antikomünizm ana eksendir. Ülkücü hareket antikomünist ama komünistlerle çatışmak bizim eylemimiz değil, o bizim hareketimizin ana ekseni hiç. Antikomünizm Türk jeopolitiği ile Rus jeopolitiğinin çatışmasının zorunlu bir sonucu bilmişler. Antikomünist duruş, Rus milliyetçiliğine dönüşmüş komünizme karşı Türk birlikçi, Turancı duruşun bir parçası olmak durumunda. Ve aynı zamanda Moskova düşmanı antikomünizm. Rus istilası Türk mülklerinin çok büyük bir bölümünde hakim. Biz Türk milliyetçileri Rus istilasının komünizmi bir araç olarak kullandığını biliyoruz. Ve bu anlamda antikomünist bir duruşu ve açık bir şekilde Türk milliyetçileri esir Türk dünyasını Türk siyasetinin parçası haline getiriyor. Şimdi burada size bir örnek vermek istiyorum. Türk milliyetçileriyle merkez sağcıların Türk dünyasına ve dünyaya nasıl farklı baktıklarını göstermek açısından çarpıcı. Sene 1965, Başbakan Demirel Moskova'ya gidiyor. Çok iyi ağırlanıyor bir NATO ülkesinin başbakanı. Ruslar ödül olarak, bir şeyin, gezinin ödülü olarak sizi Bakü'ye de davet ediyoruz. Bakü'ye gidiyor Türk devleti, başbakanın başkanlığında. Bakü'de yer yerinden oynuyor. Tabii şaşırıyorlar. Biz olsak şaşırmayız. Onlar şaşırıyorlar. Seviniyorlar da. Sonra otelde akşam oturuyorlar. O toplantı sırasında genç bir hariciyeci olan daha sonra emekli büyükelçi olarak Dışişleri Bakanlığı'na ayrılan büyükelçinin anılarından okuyoruz bunu. Sabaha kadar konuşuyorlar. Konuşmanın konusu bir gün Azerbaycan bağımsız olabilir mi? Sabahın ilk ışıkları doğarken yataklarımıza giderken şu konu üzerinde heyet olarak mutabık kalmıştık. Sovyetler Birliği o kadar güçlü ki bu garip Azerbaycan'ın hiçbir zaman bağımsız olma şansı yok. Şimdi bu 1965'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında ve devletinde hakim olan görüş. Sene 1966, Başbuğ Türkeş ve Muzaffer Özdağ birlikte Erzurum'a gidiyorlar. Başlarında Hüsnü Gökalp'in olduğu bir grup genç karşılıyorlar Erzurum Üniversitesi'nden, getiriyorlar onları Erzurum Üniversitesi'ne ve kantinde 2-3 masayı birleştiriyorlar. Önce Muzaffer Özdağ, sonra rahmetli Başbuğ masanın üzerine çıkıp konuşmaya gidiyor. Bu konuşmada benim Gökalp'ten dinlediğim
Özdağ şöyle söylüyor. Oğlumu Bakü'de, kızımı Semerkant'ta evlendireceğim. O zaman ben 5 yaşındayım. Kız kardeşim dünyada hiç yok. Peki bu mümkün müydü? Bu mümkün oldu. Bu Türk milliyetçileriyle merkez sağcılar ve merkez solcular arasındaki hukuk var. Biz tarihin haklı çıkardığı bir fikriyatın savunucularıyız. Diğerleri ise bizim yanımızda bizim hayal ettiklerimizi dahi hayal edemeyen projelerin adamları. Aramızdaki fark budur. Ancak bu farkın bir bedeli oldu. Hem Sovyet emperyalizmi, hem Batı emperyalizmi Türk milliyetçiliğini ve Türkçe hareketi hedef aldı. Ve Sovyet emperyalizmi Türkiye'yi Afganistan'da tutma politikası çerçevesinde 5. kollarıyla ülkücü harekete saldırdılar. Saldırdılar çünkü bu onların ideolojik duruşlarının da Marksist-Leninist silahlı devrim stratejisinin de bir parçası. Ve ülkücü hareket bu komünist saldırıya karşı hem bir nefsi müdafaa süreci hem de Türkiye'nin Türkistanlaşmasını, Türkiye'nin Afganistanlaştırması sürecini engellemek için bir mücadele yaptı. Ve bunda başarılı olduk. Bu anlamda biz, yani ülkücüler, Kuvayi Milliye'den sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'ni bağımsız yaşatma idealinin ikinci kuşak temsilcileri oldu. Bazı arkadaşlarımız böyle sohbetlerde ya 80 öncesinde kullanıldık galiba diye zaman zaman konuşuyorlar veya konuşuyorlardı. Ülkücü hareket hiçbir zaman kullanılmadı. Ülkücü hareket taktik hatalar yapmış olabilir. İçimize sızılmış olabilir. Hainler çıkmış olabilir. Ancak ülkücü hareket stratejik planda ne yaptıysa doğru yapmış. Ve ülkücü hareket bu doğruları yaptığı için Türkiye Türkistanlaşmamıştır. Türkiye Afganistanlaşmamıştır. Ve evet, 12 Eylül sonrasında biz bu mücadelenin bedelini Kenan Evren çetesi karşısında çok ağır ödedik. Ama bu yanlış yaptığımız için ödenen bir bedel değil, doğru yaptığımız için ödenen bir bedel. Eğer ülkücü hareket olmasaydı, Afganistan'da olduğu gibi ordu dahil devletin bütün kurum ve kuruluşları Sovyet istihbaratının kontrolüne geçecekti. Bugün bir arkadaşımız bizi havanımızdan aldı. Sohbet ediyoruz. Kendisi de 12 Eylül sonrasından harp okuluna atılan bir arkadaşımız. Yanlış hatırlamıyorsam dedi ki biz 12 Eylül sonrasında bir grup olarak 7 kişi atıldık. Daha önce atılanlar var. Ama bizden sonra atılan komünist sayısı 12 Eylül sonrasında 320 idi. 12 Eylül öncesinde harp okulunda bir tarafta İstiklal Marşı, öbür tarafta Enternasyonel okulu. Ve sık yönetim mahkemeleri tarafından asker öldürdüğü için silahlı sorunlarda
yakalanıp, yargılanıp, idama mahkum edilen Marksist-Leninist üç teğmenler yüzbaşılar olduğunu biliyoruz. Eğer ülkücü hareket olmasaydı, ülkücü mücadele olmasaydı, bu Marksist-Leninist çetelerin devlete sızma, devlete el koyma mücadelesini ve toplumu da bu arada beynini yıkama mücadelesini engelleyecek başka hiçbir güç yok. Bundan dolayı bundan 150 sene sonra, 200 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihini yazan, yazacak olan tarafsız bilim adamları, ülkücü hareketi Türk tarihinin önemli ve şanlı bir parçası olarak tanımlayacaklar ve yazacaklar. Bundan hiç şüphem yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi 12 Eylül'de bu hareket bir juntanın alçakça saldırılarına, ezme operasyonlarına maruz kaldı. 12 Eylül'den sonra rahmetli Türkeş, büyük bir devlet adamı ve Türk milliyetçisi sezgisiyle, ülkücü hareketle devlet arasında, ordu arasında nefretin oluşmasını engelledi. Oysa Kenan Evren bunun için gereken her şeyi yapmıştı. Eğer rahmetli Türkeş'in sağduyusu olmasaydı bu süreç nasıl gelişirdi bilmemiz mümkün değil. Ama bu şekilde olmayabilirdi. Büyük bir ihtimalle de bu şekilde olmaz. Ve 1999 seçimlerinde ülkücü hareket büyük bir hamle yaparak ikinci parti haline geldi. Sağda birinci parti demek istemiyorum çünkü biz kendimizi sağda hiç tanımlamadık ki sağda birinci parti diyelim. Biz Türk milliyetçiler olarak ikinci parti haline geldik. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki biz hiç Türkeş'le bu noktaya ulaşmadık, bu kadar oy almadık. Arkadaşlar, Türkeş olmasaydı bu oyu hiç alamazdık. 99-65 ile 99 arasında rahmetli Türkeş'in vermiş olduğu Türk milliyetçiliği mücadelesinin sonucudur. Yani gökten inmemiştir yani. Aynen. Gökten inmemiştir. Ve 99-2002 arasında süren 57. hükümette büyük talihsizliklerimiz oldu. Bu talihsizliklerin en büyüğü 1990'lı yıllar boyunca merkez sağ ve merkez sol partilerin Türk ekonomisini ahlaksızca ve insafsızca sömürmelerinin sonucunda ortaya çıkan kriz zemini bizim de içinde bulunduğumuz hükümet döneminde kucağımızda patladı. Ve oluşmasından hiç sorumlu olmadığımız bir krizin bedelini parti olarak ödemek zorunda kaldık. Oysa tek tek bakanlıklara baktığımız zaman bakanlıklarda ciddi başarılarımız oldu. Ulaştırma Bakanlığı başarılı bir bakanlık. Bir tek AVEA ihalesinden 3 milyar dolarlık bir kazancı devlet kasasına koymuştu. Sağlık Bakanlığı başarılı bir bakanlık. İki büyük depremin altından kalkmayı becermiş. Ve Tarım Bakanı köylünün en fazla sevdiği Tarım Bakanı olmuştu o döneme kadar. Keza Bayındırlık Bakanlığı da iki büyük depremin altından kalkmıştı. Ancak ülkücü hareketin bir sorunu olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım.
biz iyi yaptığımız şeyleri anlatmayı bilmiyoruz da yaptığımız hataları ve eksiklerimizi başkalarından daha fazla seslendirme hususunda bizden daha iyisi de bulunuyor. Oysa yapmamız gereken şey ayıplarımızı örtmek ve düzeltmek. Örtmek üstünü ve düzeltmek. Örtükten sonra kendi aramızda. Hatalarımızı tekrar tekrar kendi içimizde değerlendirmek, bir daha yapmamak için neler yapmamız gerektiğini belirlemek ve başarılarımızı ön plana çıkarmak olur. Oysa mülkücülerin en kolay infaz ettikleri ne yazık ki kendi arkadaşları. Çok kolay en sert yargıları kendi hak arkadaşlarımız hakkında verir. Şimdi bakın, size bir teorik bir örnek vereyim. AKP meclise savunulmuyor, yok ya. Yani. Hiç AKP milletvekili yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda. Recep Tayyip Erdoğan savcılıktan beraat ediyor. Ama CHP'nin oylarıyla Yüce Divan'a yollanıyor. Ve Yüce Divan'da Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP iktidardayken aklıyor. Bu siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü mü olur yoksa zaafı mı olur? Ne dersiniz? CHP'liler dışarıya çıkamazlar arkadaşlar. Gücü olur değil mi? Peki bizde bir İslam mı böyle bir örneği? Efendim? Konuyla alakası yok. Evet. Buraya. Kolay. Aynen böyle olur. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Peki. 57. Hükümet döneminde hiç hatamız olmadı mı? Oldu. Yani hiç hatamız olmasaydı noktaya gelmez. Bunlardan birincisi Öcalan'ın idamında İsrail. İdamı ortakların kabul etmeyeceğini anladığımız anda bakmamız gerekiyor. Çekilecek. Birinci hata. İkincisi ise Avrupa Birliği üyelik sürecinin başlaması üzerine hükümeti bozmamız. Bu iki husus birleşince 3 Kasım seçimlerinde barajın altında kalmış. Fakat esas ideolojik kırılma dönemi 2002 sonrasında yaşandı. Ve ne yazık ki 57. hükümet döneminde AB tam üyeliğini millete pazarlayabilmek için onurlu Avrupa Birliği için girişimdi. Oysa o Avrupa Birliği'nin onurlusu olmaz. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı kurulmuş büyük bir tuzak. Ve Avrupa Birliği konusunda Türk milliyetçileri de onurlu Avrupa Birliği'ye evet dediklerini söyleyince Türk milletini Avrupa Birliği konusunda uyaran hiç kimse kalmadı. Ve böylece Avrupa Birliği ahlaksız talepleri karşısında Türk milleti adeta tam anlamıyla savunmasız kaldı. Oysa Türk milliyetçiliği 12 Eylül öncesinde olduğu gibi Sovyet saldırısı karşısında, komünist ideolojisi karşısında göstermiş olduğu ideolojik direnci liberal emperyalizm ve Avrupa Birliği'nin ikircikli politikaları konusunda da aynı kararlılıkla gösterseydi Türk milleti bugün olduğu gibi Avrupa Birliği konusunda içinde olmuş olduğu savunmasızlık ve teslimiyet
ve taviz süreci içerisinde olmayacak. İkinci önemli husus 12 Eylül sonrası ile ilgili Gücü Hareketi'nin önemli katkılarından bir tanesidir bu. Türk milletine Kürtçülük bir PKK adlı örtülü Ermeni yapılanmasıyla Türk milletinin birliğine ve dirliğine karşı bir saldırıya geçmiştir. Bu PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya karşı Türk milliyetçiliği, ülkücü hareket 1980 sonrasında Türk milletinin psikolojik ve politik direncinin ana eksenini oluşturmuştur. Ve ülkücü hareket PKK ile mücadele için gereken toplumsal zeminin ve dinamizmin oluşmasına da büyük katkıda bulunmuştur. Çünkü ülkücü hareket toplumsal tepkiyi dile getirmiş, yönlendirmiş ve Türk milliyetçiliğinin yanlış yorumlanmasına da izin vermiş. Türk milliyetçiliğinin anti-Kürtçü karakterini ortaya koymuş ama Kürt karşıtlığına evrilmesine, dönüşmesine de asla Türk milliyetçileri izin vermemiş. Ama sadece Kürtçülüğe karşı mı? Hayır. Kürt milliyetçiliğine, Kürtçülüğe destek veren liberal ideolojik saldırılara karşı da Türk milliyetçileri başbuğun ağzından unutulmayan ne mozaiği ulan cevabını vermişler. Yani. 2000'lerde ortasına doğru bir bu konuda çiçek bahçesi üzerinden bir yıpranma süreci içerisinde girdik. Bir liberal sızmaydı bu. Bu sızmayı gerçekleştirenler şimdi MHP'den bilir, AKP'den bilir kimler olduğunu. 2010'dan itibaren tekrar Türk milliyetçiliği ne Mursa'yı ulan çizgisine geri döndü. Türk milliyetçiliğinin ve tabii Türk Yaşın Rahmetli'nin 12 Eylül sonrasında Türk milliyetçiliğine teorik ve pratikteki bir katkısı, Türk milliyetçilerine ve dünya Türklüğüne büyük bir hediyesi de Türk Dünyası kurultaylarının başlamış olmuş. Ben bütün kurultaylara katıldım ve hepsindeki heyecanı, dinamizmi, bütün dünya Türklüğünün aynı çadır altında bir araya gelmesini, yılda bir kez, 3 gün bile olsa böyle bir dünya var diye hem birbirimize hem de bütün dünyaya haykırdığımızı gördük. Bu çok önemli bir şeydi arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü siz Türk dünyası kurultayını yaptığınız sürece, orada bütün Türk dünyasından aydınları topladığınız sürece bütün dünyaya da bağırıyorsunuz. Biz bir dünyayız ve biz bir birliği temsil ediyoruz. Birinci kurultay Antalya'da yapılmıştı. Orada bir Türk boyundan gelen kardeşimiz ayağa kalktı. Dedi ki biz 800 kişiyiz ve dünyadaki tek Türklerin biz olduğunu zannediyoruz. Sonra etrafına bak, ne kadar çokmuşuz. Şimdi arkadaşlar o ne kadar çokmuşuz lafı var ya, onu duymak dünyalara böyle. Müthiş bir laf. Ben de birinci kurultayın en önemli cümlesiydi. Ne kadar çokmuşuz. Zaten salonda da bu cümle duyulur duyulmaz çok hem keyifli hem üzünlü bir kahkaha dalgası yükseldi.
Kırgızların büyük bir heyecanı vardı. Biz size at verelim, siz bize bilgisayar verin diyorlar yemek arasında. Tabii Doğu ve Batı Türklüğü 1000 sene sonra tekrar bir araya gelmişti ve belki Mete'den sonra bütün Türk boyları aynı çadırda ilk kez toplanmıştı. Siyaset sembollerle yapılır. Siyaset sembollerle yapılır. Bir sembol birçok şeyi izah eder, birçok kelimeyi de gereksiz hale getirir. Gaziantep'te Güdaş'ımız Doktor FETÖ'cü diye işten atılmış. Bana bir dosyayla geldi. Ben kendisini daha önceden tanıyorum. 10 yaşından şimdi 28-29 yaşından 29 yaşına kadar fotoğrafların hepsinde böyle. Nereye giderse gitsin. Ukrayna'ya gitmiş. Zafer Anıtı'nın önünde yine böyle yapıyor. Dedim ki oğlum bunları anladın mı? Niye Ukrayna'da yaptın bunu? Bunun bir ilgisi yok. Hani Türkistan'da böyle yapsan hocam dedi ben kamerayı gördüm mü normal halim bu olur. Dosyayı aldım. Valiye gittim. Valinin önüne koydum dedim. Baktı. Arkadaşı FETÖ diye atmışsınız. Baktı. Karıştırdım dosyayı. Tamam Sayın Vekil yanlış yapmışsın. Siyasette semboller her anlamda büyük önem taşıyor. Bu da böyle. Tabii başka geleneklerimiz de vardı. Erciyes gibi, rahmetli Gülsazan mezarının başında Ülkücü Şerif'in anılması gibi. Tabii bunların oluşması kolay olmuyor. Belirli zaman alıyor. Belirli bir bedel ödeniyor. Şimdi konuşmamın başına dönüyorum. İşte bütün bu konuşmamda anlattıklarımın sonucu. Yani Orhun abilerindeyiz. 1911'de Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve Enver Paşa'ydı. Sakarya Savaşı'nı ve bugüne kadar ne yaptığımızı bilerek yaşadık ve büyük bir mücadele verdik. Ama geldiğimiz noktada artık biz Türk milliyetçilerini, Türk milletinin zengin ve güçlü ve birlik içinde yaşamasının mücadelesini veren Türk milliyetçilerini geçmişin anıları değil, geleceğin projelerini yaşatması ve birleştirmesi gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya. ...11 Eylül 1980'deki Türkiye'nin güvenlik durumu bugün olduğundan daha iyi. FETÖ son 1000 senede... ...Anadolu'da Türk Devleti'nin bir devlet olduğunu düşünüyorum. Anadolu'da rejimler farklı, hanedanlar farklı ama 1000 senede bir devletimiz var. Türk Devleti. Bu devlete karşı çıkmış en büyük hiç düşman, hiç şüphesiz FETÖ. Sadece bir terör örgütü değildir. Terör örgütü olmaktan önce casusluk örgütü. Ve devletin her noktasına olağanüstü etkili bir şekilde sızmıştır. Bu arada bir şeyin de altını çizmek lazım. Yerleştirelim de hocam sızmadı. Sızdı, yerleştirelim. Bilerek, isteyerek evet, yerleştirelim. Doğru, doğru. Yani sızmayı öyle kullanın. Öyle öyle anlayın. FETÖ'ye karşı kendisini en iyi koruyan hareket Ülkücü Hareketi. Bunda hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Ancak bu hareket AKP'nin
yardım veya takviye ve işbirliği sayesinde ordumuzu çürütmüştüler. 15 Temmuz akşamı Türk ordusunda ve jandarmada toplam 39.852 tane subay ve general emiral var. Bunların 350 tanesi general ve amiral. Demek ki 39.500. Peki. Ne dedi başbakan? Dedi ki albay ve altı rütbelerin yani 39.500'ün %80'i FETÖ'cü. %80. Bizde bir Türk ordusu var zannediyor. Nevzat Bor Bey'i tanırsınız. İsmen bundan sonra belki Simayet'ten yanlarda tanıyorlar. Bir süre önce bir arkadaşımız, bir emekli albay arkadaşımız Ercan Koç Başkan, Nevzat Bey bir araba seyahati yapıyorlar. Ve kendisi de Balyoz'dan yargılanan bir kurmay albay arkadaşımız Nevzat Başkan da Ercan Başkan'a ordu içerisindeki FETÖ'cü örgütlenmeyi anlatıyor. Oranlar diyor, yüzdeler diyor. Emekli albay arkadaşımız, o da bizim aday adayımızdı. İndirdikten sonra Nevzat Bey'le Ercan Bey kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, albay da çok güçlü. Böyle şey olur mu ya? Ordumuza da bu kadar sızılabilir mi? Bu mümkün değil. Arkadaşlar yakıştıramadık. Hiçbirimiz yakıştıramadık. Bu ölçüde olabileceğine inanmak istemedik. Ama %80, %70. Ne fark eder? Ne fark eder? Şimdi nasıl kapatayım?